tür arabalar. Bu jantlara bu arabalar çekilmez. Bagajımı çekileceği çakıma gelmez. Haber var zaten. Millet kendini meşhur ediyor, ben bagajı meşhur ediyorum. İnsan abi. Yazarlar. Ya yaşımız genç olduğu için biraz daha modifiyeli arabaları seviyoruz biz açıkçası. Bundan dolayı sanayiye gittim. Bu air süspansiyon sistemleri var. Bu arabalara kullanan gençlerin de çok sevdiği, bizim gibi gençlerin çok sevdiği. Dedim bundan yaptırayım. Neyse sanayiye gittim. 35 bin lira gibi bir rakam belirttiler bana. Ben de baktım yani 35 bin lira, 5 bin lirayken 35 bin olması bana pek mantıklı gelmedi. Ondan dolayı ben de şey yapmak istemedim dedim. Kaldırım parke taşları vardı. Belediye taşları vardı. Kırık dağıtmışlardı. Dedim hele ben bunu koyayım bagaja. Bundan nasıl duruyor? Baktım güzel de duruyor. Bunu kullandım. Ben burada işletmeciyim. 50 TL, 100 TL yemek veriyorum. 35 bin lira gibi rakamları vermek istemiyorum açıkçası. Arabacağımı sürekli ben tek kullandığım için dedim onun yerine öyle yolla geçerken kırılmış belediyenin attığı moruz taşlar vardı. Onları gördü. Dedim bu taşlar da aynı görevi yapar diye ben de yolda durdum. Aracın arkasına 3-5 tane taş koydum. Baktım aynısı gibi duruyor. Tamam gerek yok. Ayda 2 litre 3 litre fazla yakıt takıyor sadece bu kadar. 120-130-140 kilo arası var tahminimce. Hemen hemen olmasa da iyi olur. Zaten önemli olan arkanın basık olmasıydı. Ben de önde oturduğum için dengeliyor, eşit oluyor. Kimimizin kilosu da hemen hemen eşit olmuş oluyor. Kimsenin ekmeğine de taş koymak istemiyorum ama yani kendime göre bu yöntemi buldum. Bagajı da fazla kullanmadığım için biraz benim amacım tabii ki fiyata tepki vermek.